Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak grup genel kurul toplantımızı bugün basına kapalı olarak genel merkezimizde yaptık. Bu toplantıya 129 milletvekilimiz katıldı. Yurt dışında görevli olan iki arkadaşımız dışında grubumuz tam katılımla toplantıya devam etmektedir. Toplantının başlangıcında Sayın Genel Başkanımız tarafından bir sunuş konuşması yapıldı ve 7 Haziran'dan 12 Ağustos gününe kadar yaşanan süreci milletvekillerimize Sayın Genel Başkanımız özetledi. Ardından birazdan size de dağıtacak olduğumuz, sizlerin de haberdar olduğu 19 sayfalık Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon ilkeleri ve Türkiye'nin 5 temel sorununu anlatan kitapçıklar milletvekillerimize dağıtıldı ve bunun üzerinde Sayın Genel Başkanımız kapsamlı açıklamalarda bulundu. Bu kitapçık biraz sonra hangi işlevle kullanılacağını da anlatacağım. Ama 3 ana bölümden oluşuyor. Bu daha önce basında zaman zaman CHP'nin 14 ilkesi acaba 5'e mi indi sorularına da cevaben bir tarafında 5, bir tarafında 14 rakamını içeren bir kapağa sahip. Ve burada Türkiye'de gördüğümüz ve acil çözüm gerektiren 5 ana sorun alanını, bunları çözmek için CHP'nin ortaya koyduğu 14 temel ilkeyi ve son olarak da eğer bir koalisyon içinde yer alacaksak bu koalisyonun taşıması gereken 3 temel özellikten bahsediyoruz. Sayın Genel Başkan'ın konuşmasının devamında Genel Başkanımız geçen dönem 24. dönemde de milletvekillerimizin uyguladıkları ve çok faydasını gördüğümüz, sahadan olumlu tepki aldığımız bir uygulamayı bu dönemde de sürdüreceğimizi ifade etti. Ve grup başkan vekillerimiz tarafından yapılan görevlendirmeler milletvekillerimize tebliğ edildi. Milletvekillerimiz ilin büyüklüğüne göre 2 ya da 3'lü gruplar halinde Türkiye'deki 81 ile gidecekler. Bu konuyla ilgili toplam 110 milletvekilimizi görevlendirdik. Milletvekillerimiz bu ziyaretlerinde o illerdeki yerel basınla toplantı yapma, sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle bir araya gelme, bunun yanında taksi duraklarından kahvehanelere kadar halkın tüm kesimleriyle temas edebilecekleri girişimlerde bulunacaklar. Bu ziyaretlerini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekler. Milletvekillerimizin bu ziyaretleri sırasında ellerindeki temel döküman, biraz önce bahsettiğim 19 sayfalık broşürümüz olacak. Ve bu broşürün içeriğini vatandaşlarımıza anlatacağız. Bu toplantıyı yarınki Sayın Başbakan'la Sayın Genel Başkanımızın buluşmasından hemen önce yapıyoruz. Yarından umudumuz, bize daha önce basında da yer alan ve iki tarafın arasındaki temel farklılık olarak görülen bir husus var. Bu kısa süreli, özel gündemli ve sonuçta bir seçime doğru giden bir hükümet mi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği gibi 4 yılı hedef alan, ülkenin 5 ana sorun alanına çözüm üretmeyi kendisi için önceleyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu ve iktidar partisinin de birçok noktasında mütabık olduğunu açıkladığı 14 temel ilkeden hareket eden, gerçekten bir sorun çözecek, yüz güldürecek, ülkenin dört bir yanındaki yangını ve vatandaşlarımızın mutfağındaki, cebindeki yangını aynı anda söndürmeye çalışacak ve toplumun geniş kesimlerinin, emeklilerin, işçilerin, memurların, çiftçilerin yüzünü güldürecek bir hükümet mi oluşturacağız? Yoksa partilerin kendi önceliklerini ortaya koyan kısa vadeli ve seçim barajını düşürecek, siyasi partiler kanunu değiştirecek, bir gözü ankette ve istediği zaman da seçime gidecek bir hükümet mi olacak sorusuna cevap aranacak yarın. Sayın Genel Başkanımız konuşmasında da çok net olarak ifade etti. Bunu sizle de paylaşmakta herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. 13 yıl boyunca ülkeyi tek başına yönetmiş bir iktidarın bugün iktidarı paylaşmama ya da paylaşırken karşı tarafa çok fazla imkan tanımama ile ilgili bir refleksinden karşı karşıyayız. Ama herkes şunu da bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde o masada oturmak bazen o masadan kalkmaktan çok daha zor oldu. Ve bu sürecin sonunda 13 yıl boyunca yapmış oldukları icraatların ülkeyi getirdikleri nokta ile ilgili çok ciddi eleştirilerimiz olan bir partiyle oturup koalisyon görüşmeleri yapıyor olmak ve belki yarından sonra onlarla koalisyon ortağı olacak olmak bizim açımızdan da kolay değildi. Yarın yeniden buluşulacak ve yarın bir koalisyon olup olmadığı kesin sonuca varacak. Bugün Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle biz bir koalisyonun olmasını bütün yüreğimizle istiyoruz. İstiyoruz çünkü Türkiye'ye bir erken seçimin getireceği hem maddi hem manevi yüklerden
endişe ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında her gün yüreklere, annelerin yüreğine acı düşerken ve her birimizin yürekleri parçalanırken, ülkenin çözülmesi gereken bu kadar sorunu varken partilerin kendi dertlerine düşmelerini ve bir takım üst akılların bazı partilerin kendi sağlıklı kararları vermelerine engel olmalarını da gerçekten hazmedemiyoruz ve bunu buna anlayış göstermemizi de kimse beklemesin. Genel Başkanımızın konuşmasının hemen ardından şu ana kadar 40-42 milletvekili arkadaşımız söz aldı. Söz almaya devam ediyorlar. Herhangi bir süre sınırımız yok ve akşam saatlerine kadar da devam edeceğini düşünüyoruz. Samimiyetle şunu ifade etmek isterim ki sahadan yaptıkları ölçümlerin adeta bir puzzle'ın parçaları şeklinde bir bütünü tamamladığını görüyoruz. Ben 10 yıldır aktif siyasette olan, 20 yıldır bu partinin üyesi olan bir parti mensubu olarak da şunu söylemek isterim. 20 yıllık bu parti üyeliği sırasında bir konuda bir partinin neredeyse tüm üyelerinin genel başkanından işte bugün 129 milletvekiline, il başkanlarından parti meclisine ve tüm üyelerine kadar bir konuda bu kadar net ve mütabakat içinde olduğunu ilk kez görüyoruz. Mütabakat içinde olunan durum Türkiye'nin CHP ihtiyacı olduğudur. Mütabakat içinde olunan durum CHP'nin seçimden önce vaatleriyle seçimden sonra gelinen noktada süreci çok iyi yönettiğidir. Partili partisiz, hatta iktidar partisine oy vermiş seçmenin dahi CHP'nin tavrını tebrik ediyoruz. CHP'deki bu olumlu yaklaşımı, Kemal Bey'deki bu devlet adamı yaklaşımını takdir ediyoruz ifadelerini. Neredeyse tüm milletvekilleri sahada duyup bugün toplantı salonuna taşıdılar. Sahada MHP'ye ciddi bir tepki olduğunu, MHP'lilerin MHP'ye oy verdikleri için pişmanlık duyduklarını ifade ediyor milletvekillerimiz. Ve 14 ilke üzerinde ve 5 temel sorun alanı üzerinde tam mütabakatlarını ifade ettiler. Konuşmalar devam ediyor. Birbirini tekrar eden, birbirini destekleyen konuşmalar var. Yarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri önce kendi illerine, daha sonra görevlendirdikleri illere gittiklerinde ne anlatacaklarını, ne konuşacaklarını ve ne ifade edeceklerini biliyorlar. Yarın koalisyonla sonuçlanırsa bu koalisyonun içinde niçin yer aldığımızı, hangi ilkelerle yola çıkacağımızı ve yazılacak olan koalisyon protokolünden ve hükümet programından neler beklediğimizi yazılı olarak ellerinde tutuyorlar. Eğer yarın bu koalisyon kurulmayacak olursa, Sayın Genel Başkanımızın ifadesidir, Davutoğlu'na bu koalisyonun niçin kurulamadığını bize açıklamasını bekleyeceğiz dedi Sayın Genel Başkan. Biz de onu duyacağız ve sonra eğer koalisyon kurulmadıysa biz nasıl bir koalisyonun tarafı olmak istedik ve bizi niçin bu koalisyonun dışında tuttular? Sahada da 81 ilde milletvekillerimiz ve örgütlerimiz bunu anlatıyor olacaklar. Tüm partilerin seçimden önce döküman üretmeleri normaldir. Türkiye'de de öyle oluyor. Ama seçimden sonra, seçimden önce söylenen sözler unutuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi önce koalisyon ilkeleri, ardından da bugün sizlerle paylaştığımız kitapçığıyla seçimden sonra da döküman üreten, bunları somutlaştıran, partiler üzerinden ve ezberler üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşan çizgisini sürdürme kararlılığındadır. Bundan sonraki süreçte de konuştuğumuzu yazmaya, yazdığımızı uygulamaya, eğer bir şeyler gerçekleşmiyorsa da bu konudaki iyi niyeti ve iyi niyetli olmama durumunu sorgulamaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili sorular varsa cevaplamak isterim. Buyurun Ünal Bey. Şüphesiz seçmen söylüyor, biz yapıyoruz. Biz seçmene ne yapacağını söyleyecek bir dil kullanmayacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi samimiyetle ve fedakarlıkla sürdürdüğü bir sürecin son gününde ve tüm milletvekillerimizin mütabakatı şudur. Bu ilkeler dahilinde yapılacak olan bir koalisyonda biz bunu tabanımıza da halka da anlatırız ve bu ülkenin de menfaatine olan bir iştir. Ama bu ilkelerden taviz vermemizi, biraz önce bahsettiğim gibi bir başka koalisyonun içinde olmamızı istiyorlarsa
orada yer almamamız gerektiği noktasında da hepimiz hemfikiriz. Salondaki ortak hava ve genel başkanımızın da iradesi, görüşmeleri sürdüren heyetimizin de iradesi şudur. Birilerinin elinde ülkenin direksiyonu, biri bizim elimizde kırmızı plakalı araçlarımızın direksiyonuyla ülkenin yönetmenin peşinde değiliz. Eğer bu ülkeyi 13 yılda ortaya çıkan tüm tahribatı ortadan kaldıracak bir onarım hükümetiyle, eşitlik, birbirine güven ilkeleriyle yönetebileceksek ve yüz güldüreceksek bu koalisyon içinde oluruz. Kırmızı plaka merakıyla bakanlık sayılarıyla değil, şu ana kadar koalisyon masasına bakanlık sayılarını, bakanlık isimlerini ve bir takım partimize yönelik beklentileri hiç dile getirmedik. Masada sadece ve sadece vatandaşa verdiğimiz sözler var. Masada sadece ve sadece akan kanı, akan gözyaşını nasıl durduracağımızı konuşuyoruz. Bu ülkedeki yaşanan tüm sorunlara çözüm üretip vatandaşın yüzünü bir nebze nasıl güldürebiliriz? Öyle bir koalisyonu tartışıyoruz. Biz bunun dışındaki süreçlerin içinde olmayacağız. Yarın koalisyon olmazsa biz erken seçimin tek seçenek olması değil, bugüne kadar her şeye hayır diyen MHP'nin belki AKP'ye evet diyebileceğini ve bir koalisyon görüşmesi yapabileceklerini de öngörüyoruz. O olursa o süreci de dikkatle ve yapıcılık içinde takip edeceğimizin de bilinmesini isteriz. Buyurun. Terör konusu gündeme geldi. Arkadaşlar şehit cenazelerinden yaşanmışlıkları aktardılar. Ve orada önemli tepkilerden bir tanesinin de geçtiğimiz haftalarda meclisin terörü görüşmek üzere toplanıp bu görüşmeleri yapmadan, daha doğrusu bu komisyonu kurmadan ayrılmış olmasına tepki gösterildiğini de söylediler. Ve çok sayıda milletvekilimiz bu konuda CHP'nin olumlu yaklaşımına rağmen bu komisyonun kurulmamış olmasına, vatandaşın da hatta bir cenaze töreninde bir şehit annesinin de tepki gösterdiğini milletvekillerimizle paylaştılar. Buyurun. Efendim, içerideki toplantıda acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün sarf ettiği %45 gün süre konusunda esnek davranma açıklaması gündeme geldi mi? Buna ilişkin nasıl yorumlar? Kısmen geldi. Oradaki zaten kurumsal tavrımız da şudur. Anayasanın ilgili maddesi fevkalade açık. O maddede 45 günlük süre içinde bir hükümet kurulamaz ya da kurulan hükümet güven oyu almazsa Cumhurbaşkanı'nın meclis başkanı ile görüşerek seçimleri yenileyebilir diyor. Anayasamızda pek çok kesin katı hüküm varken, örneğin Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı gibi, bu hükümlerin tamamını esneten ve kendisinde bunları esnetmeyi hak gören bir kişinin anayasanın sayılı esnek hükümlerinden bir tanesine burada esneklik yoktur demesini, kendisine ait bir planın uygulama sürecinin içinde olduğu dışında bir yorum yapmak mümkün değil. Geldiğimiz nokta şudur. O hüküm herkes biliyor ki fevkalade esnek bir hükümdür. Esneklik de Cumhurbaşkanı'na hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak, bu konuda katkı sağlamak üzere görev veren, yani gerekirse biraz daha zaman tanıyabilir, görüşmeler bitene kadar bekleyebilir, illa seçime götürmez diyen bir hükmü, anayasa bana esneklik tanımıyor diyen Cumhurbaşkanı aslında aklındaki bir takvimi işletmekte olduğuyla ilgili tüm eleştirileri teyit eden bir yaklaşım içinde olduğunu göstermiştir. Bu konuda partimizin kurumsal tavrı da budur. Yukarıda da buna benzer yaklaşımlar dile getirildi. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz.